Merhaba, ben Eren. Merhaba, ben Gonca. Seyahat Ruhu kanalının yaratıcılığı olarak kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gitmek istediğimizi bu videoda sizinle paylaşmak istiyoruz. Bizi Instagram adresimizden tanıyanlar hayatımızla ilgili bazı hususları zaten aşinalar. Bununla birlikte hem bizi yeni takip etmeye başlayanlar için hem de merak eden diğer arkadaşlara kendimizden ve hayallerimizden bahsetmek istedik. Bu bizim ilk videomuz olacak. Ne ben ne de Gonca dijital alanda çalışmış, kurumsal anlamda işler yapmış ve bu maceraya da bir iş olarak bakan insanlar değiliz. Yaşamımızla ilgili verdiğimiz kararlar sonucunda girdiğimiz bu yolda deneyimlerimizi paylaşmak, paylaşırken de yeni insanlar tanımak ve yolda olmanın daha doğru bir ifadeyle göç etmenin iyisiyle kötüsüyle ne olduğunu birlikte tecrübe etmek istedik. Eren'in de dediği gibi kameranın önünde olmak ve hatta bu videoyu düzenlemek konusunda henüz çok iyi bir deneyimimiz yok. Şimdiden olacak acemeklerimizi görmezden geleceğinizi umuyoruz. Evet, yani elimizden geldiğiniz üzerine çok oynanmamış videolar ile size paylaşımlarda bulunacağız. Bu halin hem yaşadığımız bu deneyimi sizin de faydalanabileceğiniz daha gerçekçi bir şekilde aktarmış olacağını hem de acemilik dönemimizde bize kolaylık sağlayacağını umuyoruz. Kim olduğumuz konusuna gelince hukuk alanında toplamda 15 yıla yakın tecrübesi olan ve İstanbul'da kurumsal şirketlerde hem de küçük butik yerlerde çalışmış iki avukatız. Yani en azından iki hafta öncesine kadar net bir şekilde bu tanıma çok uyuyorduk yani. Evet, yani avukat olarak hissediyoruz hala. Yıllarca aldığımız eğitim, çalışma hayatı, keza benim deneyimlediğim yurt dışı hukuk eğitimleri gibi maddi ve manevi birçok zorluktan sonra her şeyi bir kenara bırakıp yeni bir başlangıç yapmak istedik. Çok yakın bir zaman önce Amerika'ya göç ettik. Hiçbir zaman böyle göç gibi kararı almak kolay değildir ama açıkçası bunun tek taraflı bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü geçmişte bu videoyu izleyen çoğunuzun da yaşadığı düşündüğümüz benzer olayları tecrübe ettikten sonra bir noktada insan bunu yapabilirim, daha doğrusu bunu yapmam gerekiyor hissine kapılıyor. Dolayısıyla bütün bu deneyim kendi içinde müthiş fiziksel bir zorluk ile aynı oranda karar verildi. Nedenlerim çok net ve kesin rahatlığını da birlikte barındırıyor. Bu durumda ilk başta herkesin merak edeceği, geçmişte bizim de yaptığımız gibi bu videoda izleyenlerin kafalarından geçen, bize de Instagram'dan gelen ilk soruları sorarak başlamak gerektiği düşünüyorum. Soruları bile hazırladık. Neden yola çıktık? İkimiz de aslında uzun yıllar yurt dışı ve yurt dışı seyahatleri çok seven insanlardık. Hatta benim başta söylediğimiz gibi yurt dışında bir işte yüksek lisans eğitimi alma durumum da söz konusuydu Berlin'de. Her zaman böyle benim içimde bir yurt dışına gitme, yaşama, işte bunu da deneyimleme fikri vardı. Yani kısa süreli değil, uzun süreli göç etme gibi. Eren bu konuda çok daha az istekliydi. Evet, yani pek muhtemelen düşünmemişti böyle bir göç fikrini. Ama ben hayatım boyunca her zaman bunu deneyimlemeyi çok istiyordum. Geçen Mart ayında da buraya geldik ve sonrasında onu ikna edebilme durumum oldu. O da baktı, burada bir şeyler deneyimleyebiliriz. Aslında Mart'ta ilk ziyaretimizi Amerika yaptıktan sonra göç fikri aklımızda oluştu ve Eylül'de gelmeye karar verdik. Yani buradan şu sonuca varabiliriz diye tahmin ediyorum. Yıllar içerisinde birçok kişinin buraya gelenlerle en azından konuştuğumuzda hissettiğimiz şey şu: 10 yıl, 20 yıl boyunca bunu hayal etmişler veya küçüklüklerinde bir defa gidip gelmişler ve sonrasında tekrar gelmişler. Bizim pek böyle olmadı. Yani Gonca çok net bir şekilde açıkladı. Özellikle benim kendi kariyerimde, hayatımda hiçbir aşamada Türkiye'den kopmaya dair bir niyetim yoktu. Ama sanıyorum bizim takipçilerimizin de veya buna benzer videolar izleyen birçok kişinin de yaşadığı bir daralmayı, yani ülkenin genel ortamından dolayı, belki dünyanın genel ortamından dolayı daralmayı biz de yaşadık. Mevzu bahis olan sadece Amerika veya yurt dışına belli spesifik bir bölgeye gitmek değil. Çünkü buranın da kendine göre problemleri olacağını yavaş yavaş görüyoruz. Kesinlikle. Ama mesele hareket etmekti. Çünkü böylece sabit problemlerimizin, yani İstanbul'da yaşarken veya New York'ta yaşarken sabit problemlerimizin tahmin ettiğimizin aksine o yerde sabit olmaktan kaynaklandığını görmeye başlıyoruz. Hareket her zaman bu tarz problemleri ortadan kaldırıyor. Bir şeyle adapte olmak, zorluk sizin esasen çok büyük dediğiniz problemle o kadar büyük olmadığını gösteriyor. Küçük Mart deneyimimizden sonra, Gonca'da yaşadığımız, ben de evet kendi alanımı bırakıp bunu denemem lazım. Böylece problemlerimden de uzaklaşmış olacağım diye düşündüm. Bir şekilde buraya başladık. İkinci olarak herkesin yine kafasında sorduğu, en azından bizim takip eden arkadaşların merak ettiği bir durum daha var. İnternette ve YouTube'da özellikle birçok video var.
Bunlar genç arkadaşlar, 18-20 yaşında. Bazıları üniversiteyi bitirdikten sonra, bazıları üniversiteyi durdurarak, dondurarak yurt dışına gitmişler. Onların yaşadığı deneyimlerden farklı olarak 30 yaşından sonra, hele hele bizim gibi hukuk alanında çalışmış, yani tamamen Türkiye'ye bağlı bir işi olan kişilerin bütün bu konfor alanını bırakarak gitmesinin mümkün olup olmadığına dair herkesin kafasında bir soru işareti var. Bizim de vardı. Sen ve ben bu konuda bir harekete geçtik ama açıkçası hala ben huzursuzum. Nasıl biz bu konfor alanımızı bıraktık Gonca? Bu aslında bence herkesin kafasında olan temel soru. Yani hatta ne bileyim artık ilk baştan gelen insanlığın içinde olan temel şey, konfor alanını bırakmak. Yani bence hiç kolay bir şey değil. Getirden ayrılmak hatta... bile zordu galiba. Evet, yemek sepeti ve getirden ayrılmak bile ne kadar ucuza nasıl bir hizmet aldığımızı çok net görebiliyoruz. Çünkü kısa bir sürede bile burayı tecrübe edince. Ya kesinlikle buna çok net cevap verebileceğimi düşünüyorum. Çünkü 20'li yaşlar kafasını da çok ebilirim ve 30'lara daha yeni girdiğim için onu da söyleyebilirim. Ben 25 yaşındayken Berlin'e gitmiştim ve benim için yani çok daha lay lay londu ve diyordum ki işte gideceğim, işte ben kalacağım, bir süre sonra geri döneceğim diyordum ve arkada hep birileri vardı, hep bir destek vardı. Ama artık 30'lara geldikten sonra çoğu insanın ya bir iş hayatı oturmuş oluyor, işte aile hayatı oluyor, çocuk oluyor vesaire, biraz maddi birikim oluyor. Öyle bir durumda da o her şeyi bırakıp gitmek çok daha zor oluyor. Ama bu bence biraz ufak bir trik yani. Hani bir yerde o tuttuğun taşı bıraktıktan sonra çok rahatlıyorsun ve çok özgürleşiyorsun. Ve daha sonrasında hayatıma neler gelir, neler değişir vesaire diye düşünmeye başlıyorsun. Biz önce evlerimizi küçülttük, eşyalarımızı sattık, arabamızı sattık. Ne bileyim gittikçe böyle her şeyimizi iki valize sığacak kapasiteye getirdik. Ve sonrasında da buraya geldik. Ve şu an o kadar keyifli hissediyorum ki o ayrı bir mevzu. Gerçekten şey hissediyorum, belki bu 20'li yaşlarda da 30'lu yaşlarda da aynı olur. Yani o özgürleşme, o gitme kafası. Ama tabii ki 30'lara geldiğinde sanki bu daha kontrollü ve daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Yani şunu ekleyebilirim belki. Benim geçmişimde minimalizmle ilgili, şu ara çok popüler bir konu olsa da bir 10 yıldan beri bir uğraş alanım var. Buna bağlı olarak zaten geçmişte son 30 yaşından itibaren gittikçe alanımı küçültmüştüm dünyada iş gayetliğim. En azından çabalıyordum. Bu kadar büyük bir olaya kalkışırken açıkçası bir anda yapmak hakikaten zor. Özellikle belli bir yaştan sonra. Ama elinizden geldiğince en azından bu sürece kafanızı yerleştirdiğiniz andan itibaren hayatınızı küçültmeniz Gonca'nın da söylediği gibi bir avantaj. Çünkü bir anda bütün kurulmuş kocaman bir ev, kocaman bir sistem, her şeyi bırakıp gitmek zor olabiliyor. Yani bunu yapabilenlere saygımız sonsuz. Biz de kısmen buna yakın bir şey yaptık. Çünkü biraz önce söylediğim gibi Mart'tan itibaren çok hızlı bir süreçte gelişti. Ama şu noktadan bakınca fark ediyorum ki örnek veriyorum, yani daha küçük bir eve taşımak, eşyalarınızı azaltmak, dijital aboneliklerinizi bile azaltmak, yani her türlü bağınızı gittikçe küçültmek sizin kararı verdiğinizde uçağa atlayıp gitmenize çok büyük fayda sağlar. En azından bu süreç çok daha hızlı aşarsınız. Kesinlikle. Dolayısıyla bir numaralı kural, evet, minimalizme daha yaklaşın, kendinizi küçültün. Peki verdiğim örnekten de hareket edersek, yine birçok kişinin sorduğu, haklı olarak biz de sorardık. Arkadaşım evet, sanki Amerika'ya gidiyorsunuz da yan mahalleye taşınıyormuş gibi evet, söylüyorsunuz. Yani paranız mı bol, zengin misiniz, nasıl bu kadar rahat taşınabiliyorsunuz? Bir uçak bileti bile ateş pahası soruları var. Yani aileden bir zenginliğiniz mi var veya oradan mı destek oluyorsunuz diye. Biz çok mu zenginiz Gonca'ya? Yani paraya, dolarları havaya saçarak mı geldik? Nasıl geldik buraya? Hayır, kesinlikle yani. Kesinlikle öyle bir şey değil. Yani en baştan söyleyeyim, zengin falan değiliz kesinlikle. Eren de ben de bir çalışmamızdan gelen bir birikimimiz vardı tabii ki. Ama onun dışında bu oldukça minimumdu. Yani arabalarımızı sattık. İşte olabilecek, ya satabileceğimiz her şeyi sattı. Yani arabalarımız derken iki tane büyük arabadan bahsetmiyoruz. Yani zaten minimal küçük arabalarımız vardı. Evet, kesinlikle. Yani çok bir birikimimiz yoktu. Biraz böyle gözü karartıp geldik. Yani burada bir iş de araştırmadık, bir şey de yapmadık. Bir kesin şeyimiz de yoktu. Ama dedik ki bir adım atmadan bu olmayacak hiçbir yerde. Nereye gidersek gidelim yani Türkiye dışında. Ve bizim mesleklerimizde tekrar bir eğitim almadan hiçbir yerde bir işe yaramayacak. O sebeple en azından bizi ilk başta
hayatımızı kurmak için ilk adımlarımızı atacak kadar birikimimizle birlikte buraya geldik. Şunu belirtmek lazım tabii. Göçeceğiniz yer, yani yaşamayı planladığınız yerle ilgili önceden küçük bir araştırma yapmanızda fayda var. İleride daha ayrıntılı videolar çekeceğiz. Yani ev kiraları ne kadardır, aylık ortalama yeme içmeyle beraber ne kadar bir masraf size çıkaracak gibi konular. Ama bu özellikle Amerika gibi bu kadar büyük bir ülkede, bir kıta boyutundaki ülkede bölgeden bölgeye değişiyor. Gelmeden gözü kararttık desek de tabii ufak tefek araştırmalar yaptık ve 3 aşağı 5 yukarı bir aylık masrafın ne kadar olacağını hesapladık. Bu süreçte de kendi bütçemizi 6 ay hiçbir şekilde çalışamadan veya para kazanamadan ortalama veya minimum düzeyde yapacağımız masrafı da hesaplayarak o birikimimizi yanımıza toplayarak gittik. Evet, bu çok önemli gerçekten. Yani ilk ay işte minimumda yaşayacağız ve bütün paramız bu kadar diye gelseydik yani mümkün değildi. Yani ben de Eren'de birçok video görüyoruz. Hani sıfır parayla dünyayı geziyorum işte sıfır. Ne bileyim öyle videolar yani var ya. Yani gerçekçi olanları mutlaka hani vardır ama yani biz daha çok dediğimiz gibi İstanbul'da yaşayan belki veya büyük şehirlerde yaşayan belli bir eğitim seviyesinin üstünde beyaz yakalı diye amiyane tabirle evet ifade eden arkadaşlardan gelen soruları cevaplıyoruz. Daha çok oradan bize yönelen sorular var çünkü. Onların da en büyük stresi haklı olarak yani. Yani biz 18 yaşında değiliz. Yani orada maddi olarak o işi nasıl çözeceğiz? Tabii canım, insanın çoluğu oluyor, çocuğu oluyor, ne bileyim birçok ihtiyacı oluyor falan. Biz sıfır geldik işte sadece bir an yetecek paramız var falan diye gelmiş olsak çok zor olurdu. Yani olmazdı bence. Yani bizim için olmazdı. Ama bu bizim formülümüz. Yani illa 6 ayı ayırmanız gerekmiyor. Öyle bir bütçede ayırmanız gerekmiyor. İçinde bulunduğunuz duruma bağlı olarak gitmek, uzaklaşmak veya yeni bir deneyim yaşama arzunuz çok yüksekse elbette çok daha dar bütçelerle bu iş yapılabilir. Ama ben yani şahsi düşüncem en azından Gonca da 3 aşağı 5 yukarı aynı fikirde. Evet. Minimumda bir 3 aylık birikim, yani burada 3 ay yaşayabilecekler birikimle çıkmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bu size en azından buraya geldiğiniz zaman panik bir şekilde hani hemen bir şeyler yapmalıyım gerginliğinden uzaklaştırır. Nihayetinde bu bir deneyim. Evet. Hayatla ilgili. Biraz keyfini de çıkarmak istiyoruz. Elbette önemli maddi konular, hayatın gerçeği. Ama gelir gelmez de bir stresle hemen gireyim de lahmacuncu da çalışayım. Hani olayı olmasın istedik. Şanslıydık. Yaşımızın da avantajıyla, birikimlerimiz de avantajıyla. Ama hani bize hep yöneltildiği üzere arkadan gelen böyle bir var yemez amca tarzında bir gelir kaynağımız yok. Neler olacağını önümüzdeki süreçte yavaş yavaş göreceğiz. Biz bence çoğu insan gibiyiz. Türkiye'de hep böyle karşılaşırsın ya. İşte bir hayat kurmuş, bir şekilde düzende devam ediyor ama orada çok olmaktan memnun değil. Biraz birikimi var ve oradan başka bir yere gitmek istiyor olan kişilere örneğiz bence diye düşünüyorum. Yani tabii şurada, burada şöyle bir durum da var daha doğrusu. Biz bu birikimi sağlayıp, likide çevirip, nakide çevirip buraya geldik. Ve belki İstanbul'da, Türkiye'de kurabileceğimiz düzenden vazgeçtik. Yani dolayısıyla örnek veriyorum, 6 ay sonra, 1 yıl sonra bir şekilde mutlu olmadık, istediklerimiz olmadı. Bir geri döndüğümüz zaman bir B planı olarak arka tarafta ayırdığımız büyük bir para yok. Sadece şunu dedik yani, eğer beceremezsek veyahut bilemeyiz denedikten sonra dönmek istersek her halükarda Türkiye'de sıfırdan yeniden başlayacağız. 20 yaşındaki halimizle gibi. Hani alınan risk de bu. Zaten büyük bir bu videoyu izleyen arkadaşların da birçoğunun alması gereken esas risk bu. Yani birikimle oraya gidiyorum, bir şeyler deneyeceğim. 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl. Herkesin kendi durumu değişken olabilir. Ondan sonra eğer başaramazsam ne olacak stresiyle geliyorsanız, evet başaramazsınız, döneceksiniz. Orada kendi memleketiniz duruyor ve bir şeye sıfırdan başlayacaksınız. Bunu göze almanız gerekiyor. Bu da çok büyük bir risk olmadığı kanaatindeyim. Eğer küçük de olsa bir birikiminiz varsa, nasıl o birikim zamanı sıfırdan oluşturduysanız Türkiye orada duruyor. Şartları çok fazla değişmiyor. 3 aşağı 5 yukarı. Yine o birikim oluşturulabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla biz bu şekilde harekete geçtik. Evet. Tabii diğer bir soru da herkesin, hani gurbete giden herkesin en büyük problemi yani arkada bıraktığınız kimse yok mu? Yani aile bırakmak zor olmadı mı? Sosyal çevreniz İstanbul'da, hele İstanbul gibi hareketli bir yerden geliyorsunuz, bir büyük şehirden. Onları bıraktınız, koptunuz, zor gelmedi mi? Yani evet, bu işler nasıl aslında yürüyor? Yalnız hissetmiyor musunuz kendinizi veya yalnızlıktan korkmuyor musunuz sorusu. Aslında evet, her şeyi bıraktık ama şu zamanda her şey çok uzak kalmıyorsun. Yani
böyle çok eski zamanlardaki gibi böyle aşırı gurbete gider gibi hissetmiyorum. Yeşilçam TV'de 70'ler filmini izleyip büyüyen 80'ler 90'lar çocukları için gurbet demektir buralar. Anayı babayı asla görmemek, duymamak demektir. Bir gidince 30 yıl dönmemektir ama sanırım öyle değil yani. Kesinlikle değil. Tabii ki her zaman gidebilirsin. Tabii ki uçak masraflarını hepimiz biliyoruz ve hemen gidemeyiz ama olan gelişen teknolojiyle artık sürekli telefonla konuşuyorsun, FaceTime'la konuşuyorsun. Çok problem olmuyor. Ama onun dışında sosyal çevre kısmına bakarsak biz hayatımızı bence gerçekten bu minimalist bakış açısıyla birlikte oldukça küçültmüştük. Yani bir köpeğimiz var, ailelerimiz var, arkadaşlarımız var falan ve bunların etrafında dönüyordu her şey. Yani bir noktadan sonra kendimizi böyle çok büyük bir sarmal içerisinde gibi hissetmiyorduk. Yani yani biz minik bir aileyiz ve bununla dünyanın her yerine gidebiliriz diye düşünüyorduk bence. Aile olayını zaten Gonca açıkladı. Ama bizim kendi arkadaş çevremizde gördüğümüz şu, ne zaman bir meclis kurulsa, oturulsa, konuşulsa zaten 2-3 hoş 5'ten sonra herkesin bir sıkıntısı olduğu dillendiriliyor ve hep bir dert konuşuluyor. Yani bunu neye bağlamak lazım bilmiyorum. Bir 15-20 yıl öncesiyle şimdi kıyaslıyorum, bu gittikçe daha da yoğun şekilde hissediliyor. Ya da yurt dışına taşınmak lazım. Evet yani. Yani ortamda biz belki yurt dışına taşınmalıyız diyen en az diyen kişiler olabiliriz yani. Hani çoğu öyle bir noktadaydı ki hatta çoğu kişi işte sizin durumunuz iyi, rahatsız, mesleğiniz kolay, bağımsız çalışabilirsiniz. Neden hani hiç o muhabbet bile geçmedi. Birçok kişi daha böyle sabit saatlerde 2 saat gidip 2 saat gelip döndükleri işlerinde vardı ve bunlardan sıkıldıkları için abi yurt dışı şöyle güzel, Almanya böyle güzel, Amerika böyle güzel diye anlatıp bu muhabbeti yapıyordu. Bu açıdan baktığımız zaman arkadaş çevremizle ilgili de çok büyük bir şey kaybetmedik. Çünkü birazcık eğlencemizi kaybetmiştik. Yani çok popüler bir söylem bu ama eğlencesini kaybeden ülke diye. Evet. Öyle olunca dedik ki yani biz bir gidelim. Belki biz enerjimizi toplarız, onlara da bir enerji veririz. Onlar buraya gelirler veya biz geri döndüğümüzde döndüğümüz ortama bir enerji veririz diye. Yani birilerinin bir şey yapması lazım. Çünkü sürekli bir masaya oturup da çok yakın arkadaş da olsa hep birbirimize dert yanmak çok mantıklı veya sonuca götüren bir hareket gibi bize gelmedi. Bu da yine gelişimizin temellerinden bir tanesini oluşturuyor Yani çevreyi bıraktık, eğlenceyi bıraktık. Yani bir Türkçe müzik konseri, sevdiğiniz bir grubun konserine gidemeyecek olmak veya arkadaşlarla bir şey paylaşamayacak olmak tabii bir eksiklik hissediyor. Ama yani bizim en azından dediğim gibi bu durumda yani örnekte bizim bağımız bu açıdan biraz farklı olduğu için öyle çok büyük bir eksikliğini yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Birçok arkadaşımız da zaten destekledi çevremizde olanlar. Hatta bazıları hani siz gidin yer yapın biz de çağırın diye. Hayat bu çünkü. Yani gideriz. Burada 3 yıl yaşarız. Geri döneriz. Sonra tekrar başka yere gideriz. Hiçbir şey kaybetmiyoruz. Yani bu olaya nasıl baktığınızla ilgili. Hele Gonca'nın da dediği gibi yani böyle iletişim bu kadar arttığı dönemde, kanalların, mecraların bu kadar arttığı dönemde hiçbir şey kesinlikle kaybetmiyoruz. Olaya olumlu kısmından bakmak lazım. Biz de öyle bakıyoruz. Bir şekilde alışacağız diye tahmin ediyoruz. Evet, alışamasak da memleket orada zaten yani. Ben de onu diyecektim. 6 ay 1 sene sonra baktık hiç olacak gibi değil. O zaman da döneriz yani biz böyle kesin. Bunu özellikle birkaç defa tekrarlıyoruz. Yani şunu biz de hep bu sürece hazırlanırken şunun farkındaydık. Yani maalesef bu işe kalkışan birçok arkadaş bunu çok kesin bir şey gibi söylüyor. Bizim gönlümüz burada kalmak, buradan başka yere gitmek, gezmek. Yani çok yine klişe bir deyim ama dünya vatandaşı olmak. Ama bunu bir mecburiyet veya bunu son çıkış olarak görmüyoruz. Deneyimlemek istedik. Dolayısıyla o bu üzerimizdeki stresi biraz azaltıyor. Belki bizim gibi hayata bakanlar varsa belki tuzu kuru sizin, tuzunuz kuru o yüzden rahat yapıyorsunuz diyeceksiniz ama yine de bizim gibi bakan arkadaşlar varsa bunun bir son olay gibi düşünmesinler. Hayat önlerine ne getireceğini bilemezler. Ailesinden, arkadaşlarından uzaklaşmak kötüdür ama kimseyi kaybetmiyoruz. Yani bu çıkmaz bir yol değil. İstediğiniz zaman bir yoldan da çıkabilirsin, geri de dönebilirsin, başka bir yola da gidebilirsin. Böyle yaklaşmak lazım diye düşünüyoruz. En azından kendi yaklaşımımız bu açıdan böyle. Evet. Tabii para konularını söyledikten sonra, maddi konuları söyledikten sonra şu var. Bütün bu zorlukları bir kenara koydunuz. Orada bir şekilde ev tuttunuz. İşte küçük bir çevre yarattınız. Hazır bir para da var. O para bitecek ve ne yapacaksınız? Bir iş buldunuz herhalde değil mi? Bir kafamızda iş planı var. En önemlisi hep sorulan şey vize. Vizeniz ne? Green card mı çıktı? Evet.
amcaoğluyla mı evlendiniz? Nasıl yaptınız bu işi? Sürekli bunu soruyorlar böyle. Herkes senin çok iyi olduğunu söylüyor Gonca. Yani diyor ki Gonca kesin işi hazır, dolarla para verecekler. Hazır mı? İşin hazır mı? Hayır, hiç böyle bir durum söz konusu değil. En azından bizim mesleğimiz için söyleyelim. Türkiye'de baroya bağlıysanız Türkiye'de çalışırsınız ve avukatlık kimliğiniz de başka herhangi bir yerde geçerli olmaz. Niye kimliği gösterince hemen gel çalış demiyor mu? Hayır, yani olmuyor. Yani Amerika'da avukat olmanız için en azından bir yüksek lisansınızı burada tekrar yapıp üzerine baro sınavına girip baro sınavını kazanmanız gerekiyor. Yani araya gireceğim, kaldı ki zaten dil inanılmaz büyük bir bariyer. Yani öyle çok kolay işler değil bunlar. Bir şekilde bu ülkeye, diline hakim olmak dışarıdan gelen bir ekspat için veya dışarıdan gelen bir göçmen için çok kolay değil. İyi bir İngilizce'de bile olsan hukuk işin içine girdiği zaman başka bir şeyi anlatman gerekiyor. Dolayısıyla her halükarda hukuk burada zor bir alan. Yani bunu öngörerek zaten bütün ama bir işe kalmış. Ama yine de benim hayalim gerçekten. Uzun vadede ne olacağını bilmiyorum ama ben böyle küçüklükten beri böyle aşırı okumayı seven falan bir tip olduğum için. Yaşı da 55'li olduğu için hocam. Evet, burada yüksek lisans eğitimi alıp avukat olmak için de bayağı araştırma yapacağım. Hatta belki bunları da paylaşırım sizinle. Evet, ben de tahmin ediyorum şu an gördüğünüz parkta, Central Park'ta belki köpek gezdiririm. Hani meslek eğileceğimiz alanlar belli yani. Çok ne yapacağımız belli değil. Ama tabii ki şeye de gelmedik. Yani lay lay lam, aman paramız yettiği kadar kalalım, sonrasında Allah kerim falan demiyoruz. Bir yandan işlere de bakıyoruz. Ne bileyim, bizim için ne uygun olabilir? İşte paralegal, yani hukuk yardımcısı olarak çalışabilir miyiz diye bir de bakıyoruz. Onun dışında başka şeyler de var. Yatırımcı burada... ne bileyim, vize tipimiz turist vizesi olduğu için ya öğrenciye çeviririz ya da yatırımcıya çeviririz diye düşünüyoruz. Yani bu noktada tabii şöyle bir şey var. Vize büyük bir problem. Vizeyle ilgili çok fazla şey de soruluyor. Bununla ilgili biraz daha tecrübe edindik mi ayrı bir şey paylaşacağız sizinle. Ama genel olarak hatlarıyla şöyle söylemek gerek. Malum Covid'den dolayı müthiş bir birikme var. Şu an öğrendiğimiz kadarıyla Türkiye'den de gelen bize bilgi. Evet. Özellikle Türkiye Başkonsolosluğu'ndan çok geç tarih veriyor. Bazıları bunu Kanada üzerinden çözmeye çalışıyor. Başka bir ülkeye gidip oradaki Amerikan Konsolosluğu'ndan başvuruda bulunuyor. Bizim elimizde hali hazırda vizelerimiz vardı. B1 vize dedikleri hani klasik turist vizesi. Ve bir şekilde biz bu turist vizesiyle buraya geldik. İçerideyken öğrenci vizesine çevirme durumumuz var. Nihayetinde 6 aylık bir periyodumuz var. Vizeler 6 aylık veriliyor çünkü. 6 ayda tabii bitmeden son dakikaya kadar bırakacağımızı yani düşünmüyoruz ama 3. aydan sonra en geç bir şekilde bir kursa yazılarak tahmin ediyorum öğrenci vizesine çevireceğiz. Şöyle düzelteyim, yani vizeyi 10 yıllık veriyorlar ama siz ilk girişte 6 amaçlı ay, yani tabii, maksimum tabii 6 ay kalabiliyorsunuz. Daha doğrusu bu ama nihayetinde evet, o 6 ay içerisinde, önümüzdeki 6 ay içerisinde şu an belli bir kısmını tabii tükettik. 6 ay içerisinde bir şekilde bu vizeyi devam ettirilebilir başka bir vizeye çevireceğiz. Yani bizim arzumuz da B1 vizemizi süresince kullanmak, uygun olan bir noktada da öğrenci vizesine geçmek. Birçok sertifika programı var. Yani belki uzun vadede bunlar da düşünülebilir. Tabii yani eğitimle yani, dediğim gibi biz bir yere kaydolduğumuz zaman tahmin ediyorum. Onunla ilgili ayrıntılı bir video koyacağız. Orada şu konuda gerçekçiyiz. Bu Amerika'nın da gerçeği, hatta ben şakayla karışık hep zalim Amerika diyorum. Burada geçinmek, evet imkanlar çok ama çalışmadan öyle çok olacak kesinlikle bir iş değil. Bir şekilde istediğimiz, arzu ettiğimiz şekilde beyaz yakalı, tabiri uygunsa beyaz yakalı iş bulamazsak tabii ki diğer işlere de açığız. Yani bunu zaten buraya gelen her arkadaşın... Bir sonraki videonun Ümer yapıyor. Evet, her arkadaşın göz ardı etmeden dikkate alması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar çok önemli şeyler yani. Sadece buraya geleceğim ve avukat olacağım, işte Keanu Reeves gibi şeytanın avukatı olacağım diye dolaşamazsın. Yani gönlümüzden geçen bu ama olmazsa da olmadı, bırakıp geliyor muyuz, dönüyor muyuz her şey dersek, hayır dönmüyoruz. Bir şekilde daha uygun, belki biraz daha fiziksel olarak yorulacağımız işlere de kayabiliriz. Bakacağız yani, ilk başlarda söylediğimiz cümlelerde söylediğimiz gibi önümüz açık, yani zihnimiz de açık bu konuda. Deneyimleyeceğiz. Sizden gelecek tavsiyeleri de açarız. Evet, burada kesinlikle yaşayan Amerika'da arkadaşlar, yeni insanlarla da tanıştık. Onların da tavsiyelerini açarız. Bir şekilde neyin ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Evet. Tamam Gonca, peki bundan sonra ne olacak? Biz böyle kendimizi tanıttık. Ne kadar tatlı olduğumuzu, ne kadar düzgün olduğumuzu gösterdik. Tamam, sırf bunun hatırına mı yapacaklar? Yani bizim sosyal medya ekibimizin başı olarak dev şirketimizin. Yani dev evet, şirketi. Yani bu videoyu izleyen arkadaşların bizim YouTube kanalını, Instagram kanalını neden takip etmesi gerektiğini düşünüyorsun? Diğerlerinden farklı ne sunuyoruz Gonca biz? Bence başlarda da dediğim gibi biz...
çoğu birazcık birikimini yapmış işte ama değişik bir deneyim yaşamak isteyen, bir yerlere taşınmak, göç etmek isteyen kişilerin sıfırdan başlayan örnek prototip ailesiyiz diye düşünüyorum. Yani bizim için her şey iyi de gidebilir, kötü de gidebilir. Yani buna da hazırız. Ya da neleri deneyimleyeceğiz, ne yapacağız, nerelere başvuracağız. Bu bizim bir anı defterimiz olacak bir yandan bu çektiğimiz videolar. Bizim niyetimiz bence her şeyi iyi ve kötü taraflarıyla birlikte gösterebilmek. Yani Amerika müthiş, işte her şey çok güzel falan şeyinde biz çok dalga geçiyoruz öyle. Öyle bir şey yok yani. Hani, şimdi Gonca beni bu videodan önce çok tabii yönlendirdi. Yalan söylemeyeceğim. Dedi ki Eren lütfen dedi. Yargı dağıtma dedi. Tamam mı dedi. Evet. Kimseyi eleştirme dedi. Biz kendi yolumuzda bir şeyler üretelim dedi. Ama arzu ettim ki yani eğlenceli şeyleri de görün. Ama 20 yaşında geçmiş dediğimiz gibi yani belli bir orta yaşa yaklaşmış insanların burada nasıl farklı bir deneyim yaşayabileceğini de görmenizi istedik. İstanbul, Ankara, İzmir daha metropollerde kalan o sosyal hayatta metropolün verdiği güce alışık olan insanların buraya geldiği zaman ister istemez standartın düşmesiyle beraber nasıl bir hayata yelken açacaklarını gösterebilmek için biz onu deneyimlemeye çalışıyoruz. Yani biz de konserlere gidiyorduk. Biz de akşam şık olduğu zaman özel günlerimizde şık bir yemeğe gidiyorduk. Peki şimdi burada ne olduk? Yani buraya gelip de sürekli metrolarda uyuyan evsizler gibi tabii ki yaşamıyoruz. Hangi standartı ne kadar devam ettirebiliyoruz? Sizin büyük ihtimalle kafanıza çevirdiğiniz ben bunları nasıl yapacağım orada sorularına cevap verecek farklı bir tarza yönelmeye çalışacağız. Ama tabii bir noktada bizim de kameramızın objektifi market fiyatlarına yönelebilir. Bunu elimden gelince geç yapmaya çalışıyorum. ama Gonca tabii dediğim gibi sosyal medya uzmanımız o. Der ki Eren'cim bunlar çok önemli şeyler. Bunları koymak çok lazım. Bir nokta koyabiliriz. Aşırı niş yiyeceksin. Bir de ben bunu kesiyorum taraftan. yani neyse kısaca biz sıfırdan başladığımız için tamamen bir yol gösterici harita olabilir diye düşünüyoruz. Hatta böyle videomuzun altına ya da Instagram'da yine Seyahat Ruhu hesabımızda yorum olarak falan da yazabilirsiniz. Gonca, işte Eren biz bunu merak ediyoruz falan diyor. Biz olabildiğince şimdiye kadar ki bize mesaj gönderen bütün arkadaşlarımıza cevap yazmak istedik. İlk bu videoyla da başlayıp sorulan sorulara genel cevaplar vermeye çalıştık. Yani biz ne yapıyoruz? Burada aşağı yukarı ne yapılır? Sorularının cevaplarını vermeye çalışıyoruz bence. Bir videoda bunu açıklamak tabii ki mümkün değil ama umut ediyorum daha sonra yükleyeceğimiz videolarla daha derinlemesine herkesin daha çok merak ettiği konularda eğilebileceğimizi düşünüyoruz. Özetle biz buyuz. İstedik ki küçük de olsa bir aile yaratalım burada. Herkese de hem yol gösterelim hem de onlar bize yardımcı olsunlar. Bizim hayatımızda bir izleri olsun. Böyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.